Kayyumakamı dediler. Ne iş var, ne güç var. Patronlara para yatıramıyorlar. Biz kayyumla görüşmek istiyoruz. 110 kişi falan varız. 110 kişi. Evet. Kayyum atanan maden şirketinde işçilerden ücret eğilimi. Biz Ocak ayından beri maaşlarımızı alamıyoruz. Zonguldak'ta bir maden şirketine geçtiğimiz hafta kayyum atandı. Maaşlarını alamayan 110 madenci valilik önüne geldi. Patronumuz bize paraları yatacaktı, biz işe başlayacaktık. Sonra buraya kayyum atandı, patron bize paralarımızı yatıramadı, biz işimize başlamadık. Kayyum atanan şirkette kendileriyle ilgilenen olmadığını söyleyen işçiler, Vali Ali Kaban'la görüşmek istedi. Ancak polis işçilere engel oldu. Olmaz. Olmaz. Abi şimdi daha sessiz burada oturuyoruz, sıkıntı yok. Ama böyle alkış falandı, şeydi, kesinlikle istemiyorum. Merdivenlerde oturarak bekleyen işçiler ücretleri ödenmediği için geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz. İşte 3 tane çocuğum var. Bugün vallahi okula gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Hatta bir işçi eşiyle ayrılma noktasına geldiğini anlattı. Düzenimiz bozuldu. Vallahi benim hanımım gitti. İşsizlikten. Ne diyeyim size, işte anasından başınız ağrır vallahi. Adı da Özlem. Hep geçim sıkıntısı. Dedim ki karıcığım bugün sabredelim, yarın sabredelim. İşte sabredemedik. Boşanmaya kadar yolumuz oldu. İşçiler valilikteki bir yetkiliyle görüştü. Yetkili basın mensuplarını göstererek ilginç sözler sarf etti. Böyle grup halinde temsilci olarak 2 kişi, 3 kişi gidiyor. Herkesin adına konuşuyor. Grup haline girerseniz bu farklı bir noktalar çekilebilir. Maden işçileri daha sonra kayyumla görüştürülmek üzere emniyete ait servislerle şirkete götürüldü.